Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ereğli Demir Çelik hisse analizini güncelliyorum. Seçim ilk tur sonuçlarından sonra durum değişikliğine göz atalım. Regresyon kanallarını çalıştırdığımda Ereğli'nin 231 gündür devam etmekte olan ana yükseliş regresyon kanalı siyah renkli ve 59 gündür meydana gelen sert düşüş dönemini gösteren regresyonun ise mavi renkle ifade edildiğini görüyorsunuz. Şimdi ana kanal açısından baktığımızda siyah renkli kanaldan bahsediyorum. Ereğli'nin yine son bakın şurada 16 Mayıs tarihindeki %7,85'lik yükseliş hareketiyle birlikte ana kanal içine geri döndüğünü, bunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda 59 günlük kanalı da yukarıda kapatmak suretiyle bugün de üzerinde tutunmayı görsek yeterli şeklinde bir mantık yürütebiliriz. Şimdi son 2 günlük yükseliş hareketi Ereğli'de aslında isterseniz görünümün nispeten çok derin bir şekilde oluşan dip hareketinin yukarı yönlü tepkisi anlamında. Ancak yakın dönemde görmüş olduğumuz zirve 31.60'ın da üzerine atma durumunu becerdiğini söyleyebiliriz. Bu hareket dün özellikle çok başarılı bir hareket olarak grafiğe yansıdı. Bugün de aslında onun primini yiyor açıkçası. Dikkat çeken hususun tekrar tekrar söylüyorum, yine ana yükseliş kanalı dahiline geri döndüğümüz bir, ikincisi de mavi renkli düşüş kanalını yukarı yönlü aşarak üstünde tutunmayı başarmamız. Kanallar açısından bu iki olgu oldukça pozitif bir anlam taşıyor. Gelelim EMA'lara. EMA'larda görünüm ne şekilde? Bakın artık felakete dönüşmüş bir düşüş dönemi görüyorsunuz EMA'lar açısından bakıldığında. EMA 233'ün oldukça altındayız. EMA 233 düşüşlerde son durak bildiğiniz gibi 34.62'de bulunuyor. Hisse en azından dünkü hareketiyle birlikte 3 tane EMA'yı yukarı yönlü aşarak üstünde kapanmayı başardı. Bugün de EMA 21 üzerinde tutunmayı gerçekten bir amaç haline getirmiş görüntüsü var açıkçası. Aşağıda pin bıraktı, üzerinde tutunuyor. Şimdi kritik bilgi şu: 32-36 üzerindeki kapanışlar yarın içinde en azından çok vahim bir tablo oluşmasını engelleyecek. Bugün eksi kapansa bile yüzde kaç olursa olsun 32-36 üzerindeki kapanış bizim için yine pozitif bir kapanış EMA'lar açısından bakıldığında. Tabii ki bir yükseliş dalgası oluşumu için mümkün değil, yeterli değil bu hareketler. Burada EMA'lar bağlamında bakıldığında bakın önümüzdeki direnç bandını şimdi ekrana getiriyorum. Bu bandın aşılması lazım ve üzerinde yerleşmeler görmeliyiz. Alt sınırı bandın 33.56 ve üst sınır ise işte aşıp üzerine yerleşmemiz gereken yer burası. 36 lira seviyesi olarak okuyorum. EMA'larla ilgili olarak kullanabileceğiniz veri seti ekrandadır. Peki aşağı yönlü hareketler başlarsa ne olur? O zaman destek olarak görünen en yakın seviye EMA 13. Orası da 31.80'li seviyeler olarak göreceğiz. Ayrıca onun altında EMA 8 yine çok yakın tabi. Burada 31.70 olarak okuyacağız. Aşağı yönlü hareketlerde bahsettiğim bu 31.80-31.70 aralığının aşağı kırılması hali gözleri yine bir önceki dip seviyesine çevirmemize sebep olacak. Buradaki dip bölgesini belirliyorum. İşte bu bant aşağı kırıldı mıydı? Kıyamet kopar. Ereğli'de yeni bir düşüş dalgası
bir önceki dibe kadar gerçekleşebilir. Çok tehlikeli, çok kritiktir. Buradaki bir önceki dibi ekrana getiriyorum ve unutulmaması gerekiyor. 25-64 seviyesi. Buradan sonrası artık düşüşün devamı anlamına gelecek ve bir önceki dip 23.06 olarak orayı da ekranda yatay olarak belirleyelim. Ekranımızda bulunsun. Şimdi ne oldu durum? Negatif anlamda değerlendirecek olursak hisse eğer 31.76 kapanışlar yapmaya başlarsa o zaman şu Perşembe, pardon, 15 Mayıs seçimin ertesi gün oluşan dip seviye, yani 27.72 seviyesinin aşağı yönlü kırılması hali bizi satışların devam edeceği yönünde uyandırmalıdır. Ekranda bütün veri seti mevcut şu anda. Pozisyonlarınızı bu verilere göre yönetebilirsiniz. Şu şekilde büyük halde tekrar ekrana getireyim. Gelelim algoritmalara. Algoritmalar, bakın, peşinde olduğumuz konu şu bu dönemde. Yukarı yönlü olarak para kazanmak, yükseliş dalgası, bir trend oluşumu gibi hikayelerin peşinde olmayacağız. Bu dönemde mevcut kazançlarımızı ve sermayemizi koruma dönemidir. Özellikle önümüzde seçimin ikinci turu sonucuna kadar gerçekleşecek bir belirsizlik süreci var. Bu süreçte de evet, yine mitingler olacak, yine eğilim anketleri göreceğiz, yine yorumlar gerçekleşecek ve her iki partinin de, daha doğrusu her iki ittifakın da söylemleriyle şekillenecek sert hareketler yaşama ihtimalimiz olan bir dönem. Demek ki bir trend oluşumunun peşinde koşmak yerine büyük tahtalarda, özellikle hisselerde tuzağa düşmeme konusunda uyanık olmalıyız. Şimdi algoritmalar bizim bir numaralı koruyucumuzdur. Neden? Ekranda gördüğünüz sebepten ötürü sat sinyali burada 39.74 seviyesinde Ereğli'de HSD için ve 15 Mart'tan bu yana bir alım sinyali yok. Bunun anlamı bir yükseliş trend hesaplaması mevcut değil. Matrey'e geçiyorum. Matrey'de son dönemde dip oluşumu görünümü gerçekten mevcut. Bakın, burada en son alım sinyali gelmiş 9 Mayıs tarihinde ve fiyat 30.66. Bu pozisyon taşınmaya başlanmış. 27.74'te stop seviyesi var ve birinci ikinci kar satışları ekranda 34.30 ve 36.74 olarak algoritma tarafından belirlenmiş vaziyette. Yani Matre'den gelen bu alım sinyali bir dip dönüş sinyalidir. Trend sinyali değil. Trend olacak olsaydı HSD'de ya da şimdi ekrana getireceğim BUM'da al sinyali görürdük. Halbuki BUM'da pozisyonu kapattıktan sonra 13 Mart'ta 41 lira seviyesinden itibaren bir daha alım sinyali vermemiş. Yani trend algoritmaları halen daha bir düşüş hesabında, daha doğrusu yeni bir yükseliş trend hesaplamasına geçememiş, Matre ise bir dip dönüşü hesaplamış. RUA'ya bakalım, görüşümüzü destekler nitelikte. Gördüğünüz gibi 9 Mart tarihinde sat sinyali 43.30 seviyesinde ve bir daha alım sinyali yok. Gelelim 4 saatlik algoritmalara. Miraculum bize ne anlatıyor? Burada oluşan bir momentum var mı? Bugün itibarıyla mı bakalım, 16 Mayıs saat 5 mumuyla birlikte bir alım sinyali. Alım sinyali nizami filtre üzerinde gelmiş gerçekten, ucu ucuna da olsa ve yeşil mumlar devam ediyor. Gördüğünüz gibi kar satışları algoritma tarafından belirlenmiş vaziyette, fiyat eksenine işlenmiş ve grafik ekranında da yatay seviyeler belirlenmiş durumda, pozisyon taşınmaya başlanmış. Gelelim MGB 4S'e. Burada bir alım sinyali yok gördüğünüz gibi. Sat sinyalinin nerede geldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. 46.30 seviyesi, 22 Şubat Çarşamba ve bir daha alım sinyali yok. Algoritmaların düşüşlerden sizi nasıl koruduğuyla ilgili olarak gerçek grafik görüntülerini sizlerle paylaşmış oldum.
Gelelim şimdi alım-satım sistemlerine. Victor'u ekrana veriyorum. Victor da günlük grafikte bir sat sinyali ve sonrasında gelen yeni bir alım sinyali olmadığını görüyorsunuz. 27 Şubat Perşembe gününden itibaren sat sinyalinin geldiği seviye 44-16 seviyesi. Geçiyorum. Ignis'e bakalım. Ignis'te de pozisyon kapalı. Burada da yeni bir pozisyon açılışı yok. 41-90 seviyesi, pardon, 40-90 seviyesinde sat sinyali 10 Mart Cuma itibarıyla gelmiş ve alım sinyali gördüğünüz gibi henüz gerçekleşmemiş. Alım için acele edilmemesi gerektiği görünüyor. Evet, filtrelere geçiyorum müsaadenizle. Çok önemlidir. Özellikle önümüzde bulunan dönem gibi net olmayan, yönsüz dönemlerde işte filtreler sizin sağ kolunuzdur. Burada orta vadeli trend yön göstergesi, negatif eğim, kırmızı renk, fiyat altında olan bölgelerde alım düşünülmez. 16 Mayıs tarihi itibarıyla oluşan güzel mum burada. Mumun güzelliği şu: yükseliş marjı iyi, tamam, 7.85 tamam, ama asıl güzellik filtrenin üzerine atmayı başardığı ilk gün oldu. Ereğli'nin hangi tarihten bu yana? 9 Mart'tan bu yana. Önemlidir. Üzerindeki tutunmaları başarırsa orta vadeli trend yön göstergesinin kavisini yukarı çevirebilecek bir tutunma dönemi geçirdiğimizde alım için uygun hale gelecektir. Bu ilk adımdır. Artık Ereğli'nin bundan sonrasında bandın altına düşmemesi yeterli olacak. Bandın pilotu 30.68 seviyesinde bulunuyor. M2. M2'nin üzerine atmadığımız sürece bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz ve gelen her yükseliş dönemi sadece tepki alımları anlamına gelir. Tuzağa düşülmemesi gerekiyor. M2'nin bulunduğu seviye gördüğünüz gibi 33.94 seviyesi. Bunun üzerine yerleşme lazım bize. Pin bırakarak geri dönme değil. Bir günlük, 3 günlük böyle sayılı kapanışlar da değil. Yerleşme ve bir uyandırma mumu. DF'in üzerine attık. Dünkü mum gerçekten operasyonel bir mum. Gördüğünüz gibi filtreler açısından anlam ifade ediyor. DF'in üstündeyiz. DF maviye döndü ve fiyat DF'ten ayrılmamış durumda. İdeal görünüm. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak düşünülebilir şimdilik. Fin slope. Slope'un bakın dünkü kapanış tam slope seviyesinde olmuş. Tesadüf tabii ki. Ve bugün de üzerinde kapanmayı becermemiz gerekiyor ve sonrasında da tutunmak lazım. Bu bölgeye tutunmaların kesin gerçekleşmesi hem orta vadeli trend yön göstergesi açısından önemli, hem DF açısından hem de M2'ye doğru hareketin devamlı açısından önem taşıyor. Aynı zamanda slope'un da üzerine yerleşmiş olacak bu sayede. Kritik yerlerdeyiz. Buradan geri dönmeyen, tutunan ve güç toplayan bir Ereğli lazım bize. Piyasanın da peşine takılıp gidebilmesi açısından önemli. Öyle bir konjonktür var mı derseniz, doğrusu öyle bir konjonktür henüz hani sağlam mesnetli sebeplere dayanan bir konjonktür yok. Ama en azından bir güç gösterisi ve seçime hangi seviyelerden gireceğimizle ilgili bize ışık tutar. Finorma'yı ekrana verdim. Finorma'nın altında olduğumuz dönemler pozisyon taşınmaması gereken, alım düşünülmemesi gereken dönemlerdir. Temaslar alım fırsatıdır. Bu gerçek. Kesinlikle matematiksel olarak doğrudur. Ancak kırılım teyidini de görüyorsanız bilin ki hava daha da bozacaktır ve tahtadan kaçmanız gerekir. Şimdi yukarı yönlü olarak 36-20'li seviyelerde bulunuyor Finorma. Bunun üzerine yerleşme lazım bize. Kaufmann Elesma'yı ekrana veriyorum. Kaufmann'ın üzerine attığımız mum, dünkü mum yine. Bakın operasyonel mumlar bu şekilde oluyor işte. Kaufmann'ın üzerinde tutunduk. Fiyatın şimdi Elesma üzerine gitmesi lazım. Ancak burada diğer hisselerden biraz daha kritik bir görünüm var. Elesma'nın eğimi negatife döndü. Şu Elesma'nın rengini de değişir hale getireyim de daha kolay anlatabileceğim o zaman. Negatif eğimlerde kırmızı yapayım, onda M2 gibi. Daha net anlaşılır o zaman durum. Şu anda Elesma aşağı akıyor.
Şimdi Kaufman önce fiyat. Fiyat gidecek, LSM üzerine yerleşecek. 1, 2. Kaufman basamaklı şekilde yukarı gidecek ve LSM'yi yukarı kesecek. Ve sonrasında da LSM eğimini pozitife çevirecek. Bunların gerçekleşmesi lazım. Tabii ne için? Bir trend oluşumu için. Yani düzgün, istikrarlı, yükselen bir yeni trendten bahsedebilmem için. Gelelim LRB'ye. LRB'de bakın, nereden itibaren aşağı akıyor görüyor musunuz? Yani şu bölge komple satın alınmaz bölgesidir. Özür dilerim. LRB negatif eğim, kırmızı renk ve fiyat LRB altındaysa acele etmeyin filtresidir. Halen daha acele gerekmiyor. Pilotu 33.28'de, üst sınır 34.36'da. Üzerine yerleşmeler şart. Lineer regresyon extended'a baktığımızda bakın düşüş hesaplıyor. Lineer regresyon gördüğünüz gibi. Ve bu düşüş hesabı dahilinde de alt sınırdayız. Buradan tepki veriyor. Bakalım nereye kadar? Medyanı gördüğünüz şekilde 35-50'lerde bulunacak. Medyan üstünde yerleşmeler bizim için güzel olur tabi. Ancak bu bir düşüş regresyonu, tekrar etmek istiyorum. Alım yönünde çok aceleci olunmaması gerektiğini gösteriyor. Gelelim indikatörlere. MAP'yi vereceğim öncelikle, her zaman olduğu gibi. MAP'de tabi ben bu arada hepsine birden bakıyorum. Yani henüz karışık, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bakın, şimdi çarpanlar açısından Ereğli gerçekten artık fiyatı düşük seviyelere geldi doğrusu. Kötü bilanço ve işte temettü vermedi, yok demir cevherleri, yok resesyon beklentileri, bunların hepsi tamam. Temel gerekçeler olarak geçerlidir. Ancak teknik anlamda da hisselerin gerçekten fiyatının düşük kaldığını söyleyebilirim çarpanlara bakarak. Burada MAP indikatörüne geçtiğimde sarı renkli barların devam ettiğini, satış baskısının kalkmadığını görüyorum. Mavi barları görmeliyiz. Alım iştahı ve yükseliş trendi işte asıl o zaman başlayacak. BF'e bakalım, bir al sinyali dün gelmiş. Dünkü operasyonel mumun marifetlerini halen daha görüyoruz. Bakın kaçıncı indikatör filtre oldu? Hepsinde dünkü mum gerçekten çok işe yarayan bir mum olmuş. Alım sinyali Braid'de gelmiş. TSI'ye bakalım. Bir yükseliş trend oluşturmadığı için tabi TSI'da da yukarı yönlü bir al sinyali görme ihtimalimiz sıfır. Yani hisse gidip bir gün %7 yaptı diye buradaki trend oluşum göstergesinin al sinyali vermesini bekleyemeyiz. Çünkü bir günlük hareketle trend oluşmaz. Bekliyoruz. Burada alım sinyali yok. FinFT'ye bakalım. Gerçekten felaket görüntü. Yani öyle böyle değil. Olayın iyice bozulduğu yer zaten şu bölgeymiş bakın. Buradan itibaren olay iyice kopmuş. Yani bırakın düşüş trendi meselesini, şiddetli satış dönemine geçilmiş burada. Ve bu görünüm henüz hani sadece kırmızı mumların ortadan kalkmasıyla, pardon, kırmızı bar bölgesinin ortadan kalkmasına yaramış dün ve bugünkü işlemler, o kadar. Bize lazım olan şu görünüm. Yani bunun tam tersi. Simetriğini yukarı alın. O şekilde bir görünüm arıyoruz. Önceki dönem bakın, burada da demir cevheri fiyatları ıvır zıvır konuşuluyordu, hatırlayacaksınız. Gördüğünüz gibi aşağı akış, bu bölgeler berbat bölgelerdir. Sonrasında anca şu düşüşü bir tepki verip konsolide ediyor ve sonra bir daha konsolidasyon. İşte bu kadar zor oluyor. Yani sert düşüş dönemlerini aşıp tekrar yukarı dalga başlatma işi öyle hemen 3 gün, 5 gün, gün sayın, mum sayın, yok işte dojiymiş bilmem neymiş de olmuyor. Arz talep dengesi grafiği ekranda. Bu bölge henüz sadece bir nötr bölge. Yani alım yönünde de satım yönünde de aşırı bir iştahlanma yok bölgesindeyiz. Dün ve bugün itibarıyla. Mavi ideal alım bölgesi burası. Yani talep bölgesi burası. Oraya çıkmamız için de henüz gitmemiz gereken mesafe var. CRSI.
CRSI yine dünkü mumun marifetiyle gerçekten bir trend oluşturma isteğine dönüşmüş. Ancak tabii CRSI nispeten daha kısa vadeli bir indikatör periyodu anlamında. Dolayısıyla kısa vadeli bir yükseliş dalgası yaşayabiliriz. Bu görünüyor. Ancak bunun bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini işte MAP ile TSI ile Braid ile bunlarla gözlemleyeceğiz. Gelelim distance MA kısmına. Burada yok değerli yatırımcılar. Yani tamam, bu bölgede bir dip oluşumu var. Doğru. Şöyle küçülteyim de indikatörü bir anlatayım size. Şimdi dip oluşum bölgesi burası. Görüyorsunuz. Artık tabana kadar gelmiş neredeyse barlar kırmızı. Bu bölge. Ancak şu anda da aşırı bir alım yönünde iştahlanma yok. Yani EMA bölgesinden hafif yukarı atmayı becerdiğini gösteriyor ki bu bahsettiğim EMA'da EMA 21 ve şu anda bir toparlanma süreci arayışında ümit ediyorum gerçekleşir. Hepimiz hesaplarımıza tepe tepe ereğli doldururuz bu fiyatlardan. Gerçekten de çok güzel olur. Şimdi değil ama henüz olgunlaşmamış bir dip oluşumu görüyorum. Evet, değerli katılımcılar, şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek. 15 saatlik teknik analiz eğitim başlıklarını göreceksiniz. Ve ayrıca 28 tane yeni nesil indikatöründe kaynak kodunu sizlerle paylaşıyorum ki amacım hepinizin indikatörlerle, EMA'larla, regresyonlarla yani trend bilgileriyle alım satım yapmanızı sağlamak. Bu sayede bilinçli pozisyonlar yönetirsiniz ve piyasada gerçekten sermayenizi çarçur etme durumunda kalmazsınız. Bu dönemler tehlikeli dönemlerdir değerli yatırımcılar. Pandemi ve sonrasındaki dönem gibi sürekli yükselen, rally yapan bir dönemde değiliz artık. Karışık, kaotik ve gerçekten de her an sürprizlere gebe bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda dikkat etmenizde fayda var. Sonrasında algoritmalarla ilgili video linklerini göreceksiniz. Örneklendirilmiş şekilde çalışma mantığını sizlerle paylaşıyorum algoritmaların. Merak eden yatırımcılar o linklerden gerekli bilgiyi alabilirler. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.